3 tane açıklama vermiş bize. Bu 3 açıklamadaki gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan iklim tipi hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım. Dinamik alçak, özür dilerim. Dinamik alçalıcı hava hareketlerinin etkisinde kalma demiş. Bakın, alçalıcı hava hareketi bu hava kütlesinin aşağıya doğru inmesi demektir. Alçalıyor. Şurası yeryüzü olsun. Alçaldığı zaman ne olur bu hava kütlesi? Ağırlaştığı için alçalır ve alçaldığı zaman da şuraya uyguladığı baskı artar. Yani burada yüksek basınç oluşturur. Yani dinamik alçalıcı hava hareketi dediği aslında dinamik yüksek basınç olmuş oluyor. Dolayısıyla dinamik yüksek basınçtan dolayı oluşan zaten bizim tek bir iklimimiz var. O da çöl iklimi. Ama neredeki çöller? Dönence çevresindeki çöller. Yani bu dinamik yüksek basıncın etkili olduğu yerlerde 23 derece 27 dakika kuzey enlemiyle yani yengeç dönencesiyle 23-27 güney enlemi Oğlak dönencesi üzerinde. Mesela Büyük Sahra Çölü, mesela Arap Çölleri gibi, mesela Namib Çölü gibi, Kalahari Çölü gibi, Atakama Çölü gibi, Avustralya Çölleri gibi bu çölleri oluşturan şey buradaki dinamik yüksek basınç alanıdır. Yıl boyunca etkili olmasıdır bu dinamik yüksek basıncın. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak ortaya oluşur bu dinamik yüksek basınç. Bunu aldığımız için zaten sorunun cevabını kafadan çözmüş olduk. Yani deniz etkisinden uzak olduğunda, yüzey sularının yetersiz olduğunda özellikle bu diğer çölleri de kapsamış oluyor, işin içine almış oluyoruz. Yani sadece tropikal çölleri değil, bunun dışında mesela Orta Asya çöllerine gittiğiniz zaman işte Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri gibi. Bunlar nemsizlikten dolayı, yani yüksek basınçtan dolayı değil de nemsizlikten dolayı çöl olan alanlardır. Sonuç olarak şunların hepsi dünyadaki çöllerin oluşmasını sağlıyor. Şu dinamik yüksek basınç çölleri tropikal çöllerin, diğer ifadelerde Orta Asya çöllerinin, karasal çöllerin, Gobi, Taklamakan, Kızılkum gibi çöllerin iklimin oluşmasını sağlıyor. Cevabını Adana olarak verdim. Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz demiş. Bakalım. Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Doğru sayılır. UV ışınların yeryüzüne gelmesini engelliyor bu. Bulutlanma ve ış gibi hava olaylarının meydana gelmesini de sağlar. Doğrudur. Meteorların büyük parçaları halinde yeryüzüne ulaşmasını engeller. Doğru. Hatta mezosfer katında unutmayın. Gelir karşınıza. Yazamadım. Katında oluyor. Mezosferin M'si, meteorun M'si demiştim. Aklınızda bu şekilde çağrışım yapsın. Barındırdığı oksijen sayesinde canlıların yaşamasına olanak sağlar. Doğru. Okyanus ve denizlerde gelgit tsunamilerin görülmesini sağlayan şey atmosfer değildir. Gelgitlerin oluşmasının sebebi dünyanın güneşle arasındaki olan, düzeltiyorum özür dilerim. Güneş ve Ay ile arasındaki olan, özellikle Ay ile arasındaki olan o çekim gücünden dolayı suların kabarmasıdır belli dönemlerde. Tsunamiler ise okyanuslarda oluşan, okyanusun ortasında oluşan büyük çaplı depremlerin, yer sarsıntılarının dev dalgalar yaratmasıdır. Sonuç olarak bunun atmosferle bir ilgisi yoktur. Cevabı Edirne. Aşağıda dağlık alanlarda etkili olabilen bir rüzgarın oluşumu gösterilmiştir. Buradan gelmiş, yükselmiş, soğumuş, yağış bırakmış. Burada yamaç yağışı olmuş. Sonra dağı aşmış, aşağı inmiş. Aşağı indiği zaman yamaçta sürtünmüş, hızlıca ısınmış ve fön rüzgarı oluşturmuş. Bunu söylüyor. Bu rüzgarın etkili olduğu alanlarda, yani fön rüzgarının etkili olduğu alanlarda hangisi yaşanır diye soruyor. Bir kere fön rüzgarı sıcaklığı bir anda arttıran bir rüzgar. Sıcak karakterli ve kuru karakterli bir rüzgar. Sıcak ve kuru diyebiliriz. Çünkü normalde hava kütlesi yukarıya doğru çıkarken her 200 metrede bir derece sıcaklık azalıyor. Ama buradan tepeden aşağı inerken 100 metrede bir santigrat derece ortalama olarak artıyor sıcaklık. İki kat hızlı artıyor sürtünmeden dolayı. Karların aniden erimesine sebep olur bu sıcak karakterinden dolayı. Aldım. Bitkilerin erken çiçek açması. Bitkiler niye erken çiçek açıyor? Sıcak olduğu zaman bazen şaşırıyorlar ya böyle mevsim normallerinin üzerinde olduğunda. Bu da mevsim normallerinin üzerine çıkartıyor sıcaklığı. Bunu da aldım. Havadaki doymuş buhar basıncının azalmasını sağlamaz. Tam tersi artmasını sağlar bu.
Kör rüzgarı sıcak karakterli olduğu için havayı ısıttığında buna bağlı olarak da buhar basıncı da artacaktır, azalmayacaktır. 3'ü almadım bu yüzden. O zaman 1 ve 2'yi alacağım. Cevabı Denizli olur. XV. Yüzyılın sonlarında Amerika kıtası keşfedildikten sonra İspanya ve Portekiz gibi sömürgeci devletler Orta Amerika'da Antil ve Bahama adaları ile Karayipler denizinde çok sayıda yelkenli gemi göndererek bu yerlerde birçok sömürge elde etmişlerdir. Bu ülkelerde Orta Amerika'nın coğrafi konumu göz önüne alınırsa bu çağda aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin Amerika'ya gidişte gemi yolculuğunun hızlanmasında etki ettiği söylenebilir demiş. Özellikle bu bahsettiği İspanya ve Portekiz'den Güneybatı Avrupa'dan Amerika kıtasına gidebilmek için alize rüzgarlarını kullanırsınız arkadaşlar. Alize rüzgarları zaten bu yüzden ticaret rüzgarları diye anılır. Mistral zaten Fransa'da etkili olan bir yerel rüzgar. Muson, Güneydoğu Asya'da etkili olan bir yerel rüzgar. Karayel, Türkiye'de etkili olan bir yerel rüzgar. Kutup rüzgarları zaten bu bölgede etkili değil. Burada etkili olan alize rüzgarları şurası 0 derece enlemi olsun, şurası 30 derece enlemi olsun, şurası 60 olsun. Yaklaşık olarak bu 30 derece enlemlerinin olduğu bölgeden şurası da şu körfez, Karayip Körfezi olsun. Tam Kuzey ve Güney Amerika'nın bitiştiği şu bölge. İber Yarımadası'ndan, İspanya Portekiz'den, şurası Afrika. Şuradan şöyle alize rüzgarları etkilidir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Brezilya'da yağmur ormanları görülürken Suudi Arabistan'da kurakçıl otlar ve kaktüs gibi bitkiler geniş alan kaplar. Yalnızca bu bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Brezilya ve Suudi Arabistan'da farklı iklimler görülür demiş. Tabii farklı iklimler görüldüğü için bitki örtüleri de farklıdır. Buradan buna yola çıkabilirim. Cevabını Adana diyeceğim. Diğerlerine de bakalım, diğer şıklara da bakalım. Brezilya'da ormanların korunmasına önem verilmektedir. Bunun yani şuradaki şeyden bu veriye ulaşamıyoruz, bu şıkka ulaşamıyoruz daha doğrusu. Suudi Arabistan'ın Okyanusya ya da denize kıyısı yoktur ya da Brezilya bulunduğu dağlıkla engebeliyle bir bağlantısı yok. Brezilya'da kuraklık yaşanmaktadır diyor. Bununla da alakası yok. Burada sadece Brezilya'da yağmur ormanı varsa, Suudi Arabistan'da kaktüs varsa o zaman buradaki olay ne olacak? Bunlar da farklı iklimin görüldüğü olay olacak. Başka bir şey değil. Cevabımız Adana oldu yani. Aşağıdaki tabloda bazı il merkezlerinde aylık sıcaklık ortalamaları gösterilmiştir. Yalnızca tabloda verilenlere göre şu yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi bu tabloya baktığımızda aylık sıcaklık dağılışını vermiş. Yani Antalya'nın, Trabzon'un ve Ankara'nın sıcaklıklarını vermiş. Bakalım şimdi. Karasallık derecesinin en fazla olduğu merkez Ankara'dır demiş. Şimdi bu tabloya göre ben bu karasallık derecesini nereden anlayacağım? Sıcaklık farkından alacağım, anlayacağım. Yani en yıl içindeki en düşük sıcaklıkla en yüksek sıcaklık arasındaki farka bakacağım. Şimdi şöyle bir baktığım zaman Antalya'da yıl içindeki en yüksek sıcaklığı 28 derece görüyorum. En düşük sıcaklığa baktığım zaman da yaklaşık işte bir 10 derece görüyorum. 18 derecelik sıcaklık farkı var. Bu şekilde sıcaklık farkını bulabilirsiniz. Ama zaten şöyle bir durum var. Antalya'da, Trabzon'da ikisi de deniz kenarında olduğuna göre Ankara ile karşılaştırdığımızda tabii ki sıcaklık farkları daha az olacaktır. Çünkü bir yer eğer denizelliğin etkisi altındaysa, nemlilik fazlaysa o yerde yıllık sıcaklık farkı ya da günlük sıcaklık farkı az olur. Ankara'ya geldiğimde Ankara'da nem daha az olduğu için bu iki şehrimize göre sıcaklık farkı daha fazla olacaktır. Zaten en düşük sıcaklığa baktığımızda 0 derece, en yüksek sıcaklığa baktığımızda 23 derece. Burada 23 derecelik bir sıcaklık farkı görüyorum yıl içerisinde. Trabzon'da daha az bir sıcaklık farkı var. Teker teker aslında hesap yapmaya da gerek kalmadan bu söylediğimden yola çıkarak bunlar çünkü çok belli. Ankara'ya geldiğiniz zaman karasal olduğunu biliyorsunuz Ankara'nın. Yani Trabzon'un Antalya'nın da deniz kenarında olduğunu biliyorsunuz. Ona göre karasallık derecesi en fazla Ankara'dır diyebilirsiniz. Hesaba da gerek yok. Bazen olur hesap yapmanız gerekir sıcaklık farkı ile ilgili. O en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki farkın fazla olduğu yerler karasal.
az olduğu yerler daha denizel, deniz kenarında iklime sahiptir diyebilirsiniz. Biri aldım. Antalya ile Ankara arasındaki sıcaklık farkı yazın azalırken kışın artmaktadır diyor. Dikkat edin, Antalya ile Ankara arasındaki sıcaklık farkları yazın, örnek veriyorum, Antalya'nın yazına geldiğimde mesela Temmuz, Ağustos, Haziran ayları 25, 28, 28. Ankara'ya geldiğim zaman 22, 23, 23. Az. İkisinin arasındaki sıcaklık farkı az. Kış mevsimine geldiğimde dikkat edin şimdi. Antalya'nın kışı 10 derece, 11 derece, 15 derece. Ankara'nın kışına geldiğiniz zaman 0 derece, 2 derece, 1 derece. Yani nereden baksanız şu yaz dönemleri arasında 3 derece, 4 derece, 5 derece hadi fark varken kış dönemi arasında fark daha da fazlalaşıyor. O zaman bunu da doğru kabul ediyorum. Trabzon'da kış ayları Ankara'ya göre daha ılık, sıcak iken yaz ayları Ankara'dan daha serindir. Trabzon'a geliyorum. Kış aylarını Ocak, Şubat ve Aralık aylarına baktığımda 6 derece, 6 derece, 9 derece. Ankara'ya 0, 1, 2 derece göre daha sıcak olmuş oluyor. Daha ılık olmuş oluyor. Doğru. Yaz ayları Ankara'dan daha serindir diyor. Yaza geldiğim zaman Trabzon'da 20, 22, 22, 1-2 derecelik daha serinlik var. Ama doğru yani sonuç olarak. O zaman onu da kabul ediyorum. Doğru cevabı o zaman bunun 3'ü de oldu. Yani Edirne oldu arkadaşlar. Türkiye genel olarak Akdeniz ikliminin yayılış alanına girer. Buna karşın yurdumuzda birbirinden belirgin farklı ayrılabilen iklim tipleri görülür. Bu farklılaşmada hangilerinin etkisi vardır? Bizim ülkemiz bir kere yer şekilleri çok çeşitli bir ülkedir. Yer şekilleri kısa mesafede değiştiği için bizde Akdeniz iklimi de görülür. Bir anda karasal iklime de geçersiniz. Dolayısıyla yer şekilleri bunda çok etkilidir diyebiliyoruz. Sonra dağların uzanış doğrultusu, uzanış yönü de etkilidir arkadaşlar. Çünkü dağların Karadeniz ve Akdeniz'de paralel olarak uzandığı için deniz etkisinin, denizel etkinin içeriye girmesini engeller ve denizel iklimin ya da Akdeniz ikliminin yayılış alanını daraltır, karasal iklimin yayılış alanını genişletir. Dolayısıyla dağların uzanış doğrultusu da burada belirgin farklarla ayrılabilen bir iklim tipi görülmesini sağlar. Etraftaki denizlerin varlığı etkilidir ama varlığı dememiş, dikkat edin, derinliği demiş. Derinliğinin bir önemi yok, kaç metre olursa olsun derinliği. O zaman bunun cevabı 1 ve 2 olur, yani Ceyhan olur. Sonbahar aylarında ekilen tahıl bitkileri Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde farklı zamanlarda olgunlaşır, farklı zamanlarda hasat edilir. Bu durum sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir? Bir tarım ürünün olgunlaşma süresi zaten sıcaklıkla ilgilidir. Sıcaklığın arttığı yerlerde tarım ürünün olgunlaşma süresi kısalır. Şimdi sonbahar aylarında ettiğimiz tahıl bitkileri İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesiyle karşılaştırdı. Doğu Anadolu bölgesini karşılaştırdığımızda İç Anadolu burada, Doğu Anadolu bölgesi de burada. Önce İç Anadolu bölgesinde, sonra Doğu Anadolu bölgesinde hasat ediliyor. O zaman İç Anadolu bölgesinin daha sıcak olduğunu, ama kime göre? Doğu Anadolu bölgesine göre daha sıcak olduğunu söyleyebiliyorum. Peki niye daha sıcak İç Anadolu bölgesi diye sorduğumda yükseltisi yüzünden cevabını alıyorum. O zaman buradaki olay sıcaklıkla yükselti arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Yağış rejimiyle zaten alakası yok. Enlemle alakası olamaz. Yani buradaki tarım ürününün olgunlaşma süresinde bir Karadeniz, bir Akdeniz verseydi enlemi alabilirdiniz. Ya da ne bileyim işte bir Akdeniz'de bir İç Anadolu'yu verseydi yine enlemi alabilirdiniz. Fakat burada enlemi alamam çünkü yaklaşık aynı enlem üzerinde. Dolayısıyla enlem sıcaklık ilişkisi burada coğrafi enlem olarak kabul edemeyeceğim bir ilişki olur. Toprakla, bitki örtüsüyle zaten durumun alakası yok. Cevabımız Adana olur. Türkiye sonbahar ve kış aylarında kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyden sokulan nispeten ılık ve nemli hava kütlelerinin etkisi altına girer. Bu durum ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin meydana geleceğini gösterir. Dikkat edin, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi ve güneyden gelen sıcak hava kütlesi karşılaşıp şu yağışların oluşmasını sağlar. Sıcak ve soğuğun karşılaştığı alanda. Bu alan ne alanıydı? Cephe alanıydı. Cephesel yağışların oluşmasını sağlar. Dolayısıyla bunun cephesel yağışı hemen Bursa'da buluyorum. Şiddetli don olaylarıyla
Öyle bir şey söyleyemem. İkisi karşılaşıyor çünkü sıcakla soğuk. Konveksiyonel hava hareketleri yükselen hava hareketleridir. Burada yükselme değil de özellikle şöyle de gösterebilirim. Kutuptan gelen soğuk hava, kutup kökenli rüzgarlar, buradan gelen batı rüzgarları ikisinin karşılaştığı bölge şu bölge yani orta kuşak bölgesi. Burada cephesel yağışlar oluyor. Kuraklığın habercisi değildir bu. Şiddetli fırtınanın da habercisi değildir. Konveksiyonel hava hareketinin zaten değil dedik. Cevabımız Bursa oluyor yani. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı sırada dağ sıraları ile bu bölgelerde etkili olan hakim rüzgar yönleri gösterilmiştir. Buna göre hangi numaralı dağ sıralarının olduğu yerlerde yamaç yağışlarının daha fazla olması beklenir demiş. Dağların denize bakan taraflarında dağlar kıyıya paralelde uzanıyorsa rüzgar gelir nemli bir şekilde dağa çarpar, yükselir, soğur, yoğunlaşır ve yamaç yağışları oluşur, orografik yağışlar oluşur. Şimdi bakıyorum. Şuradan Doğu Karadeniz'den başladım. Denizden geldi. Doğu Karadeniz'deki dağlara çarptı. Söylediğim muhabbet oldu. 4 var. 3 var. Aynı şekilde. 1 Menteşe Dağları burası var. Ama 2 numaraya geldiğiniz zaman denizden gelen bu nemli hava kütlesi aradan kayıp gidiyor bak içeriye doğru. Şöyle bir engelle karşılaşmıyor. Bir dağ ile karşılaşmıyor. Yükselmek zorunda kalmıyor. Soğumak zorunda kalmıyor. Dolayısıyla yağış da olmuyor. İki hariç hepsi var o zaman bunların içerisinde. 1, 3 ve 4 diyeceğiz. O da Edirne'de cevabımız Edirne olduğu zaman. Türkiye'de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğünü ifade eden bir iklim bilimci bu görüşüne kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini ileri süremez? Türkiye'de farklı iklim özellikleri görülür. Sonuç olarak çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirebilirsiniz. Kanıttır. Türkiye'de farklı iklim özellikleri görülür. Bunun sonucu olarak doğal bitki örtüsü farklılık her yerde farklı farklıdır. Türkiye'de farklı iklim tipleri görüldüğü için deniz turizmin güneyde daha erken başlamaz. Farklı iklim tipiyle ilgisi yok. Bizim kuzey yarımkürede olmamızla ilgilidir. Çünkü kuzey yarımkürede olduğunuz zaman güneyiniz ekvatora yakın olur, daha sıcak olur. Dolayısıyla deniz turizme daha erken başlar kuzeye göre. O zaman bu farklı iklim tipiyle ilgili bir durum değil. Cevabımız Ceyhan oldu. Ama mesela çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi. Yağış demek ki yağış rejimi çeşitli ki yağış rejimini çeşitli kılan da farklı iklim özellikleri. Zaten bunu aldıktan sonra şunu da almak durumundasınız. Çünkü birbirinden farklı yağış rejiminin görülmesi farklı iklimin olması ile alakalı. Farklı iklim olduğu için farklı yağış rejimi görülüyor. Farklı yağış rejimi görünce farklı akarsu rejimi görülüyor. Birbiriyle zincirleme ilişkili yani bunlar. Ama şu durumun bizim farklı iklimin görüldüğüne dair kanıt olarak sunamıyorsunuz Ceyhan. Aşağıdaki şekildeki oklar bir basınç alanında rüzgarın esiş yönünü gösterir. Buna göre bu basınç alanının aşağıdaki ülkelerden hangisinde meydana geldiği söylenebilir. Dikkat edin, bu ters S çıkıyor şuradan. Ters bir S. Düz S şu. Böyle olsaydı, oklar dışarıya doğru çıktı ve düz S olsaydı, Kuzey Yarımküre'de yüksek basınç alanı olacaktı. Tabii yüksek basınç olması şu anda bizim için önemsiz. Bizim için önemli olan düz S olması. Çünkü Kuzey Yarımküre'de olduğunu anladım orada. Dikkat ederseniz şıklara baktığımızda Rusya Kuzey Yarımküre'de, İzlanda Kuzey Yarımküre'de, Meksika Kuzey Yarımküre'de, Hindistan Kuzey Yarımküre'de, Arjantin Güney Yarımküre'de farklı olan Arjantin çıkıyor. Bu arada oklar dışarı çıktığında bu yüksek basınç olduğunu gösteriyor. Mesela şurası bir düzlem olsun. Bu hava kütlesi yukarıda, bu hava kütlesi aşağı geldi, ağırlığı arttırdı. Artınca buradaki ağırlık basınç fazlalaştı yani yüksek basınç oldu burada. Sonra bu hava kütlesi nereye gidecek? Merkezden çevreye doğru çıkacak. Dışarıya doğru yayılacak. Oklar dışarı olduğunda yani yüksek basınç olmuş oluyor. Oklar içeri olduğunda da alçak basınç. Onu da hatırlatmış olalım. Sorumuzun cevabı Denizli dedik.